Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, El-Mukaddimetul Hadramiye'nin 35. dersindeyiz. Bu dersimizde secdenin sünnetleri ve her iki secde arasındaki oturma, celseyi, hani farz olan celse var diye, istiraha değil, ondan bahsedeceğiz. Ve yusennu fis sucudi, secdede sünnettir. Vad'u rukbeteyhi, İlk başta dizleri bırakmak. Thumme yedeyhi, sonra elleri bırakmak. Thumme cebehetihi, sonra alnı bırakmak. Ve enfihi, yani alın ile burnu birlikte bırakmak. Mekşufen, açık bir şekilde. Yani aynı şekilde elde eldiven olmaması, elin kapalı olmaması da sünnettir arkadaşlar. Zaten daha önceki dersimizde de söyledik arkadaşlar, alnın muhakkak bırakılması lazım. Ya tamamının veya bir kısmının, burnun bırakılması da sünnettir. Yani burun ile alın aynı halde, aynı anda bırakılır. Ve mucafatu'r raculi mirfaqayhi an cembeyhi. Secde esnasında adam cafe uzak tutar, mirfakayhi dirseklerini, an cembeyhi yan tarafından uzak tutar. Ve batnahu an fakhidayhi, karnını, göbeğini, karnını dizlerinden, baldırlarından uzak tutar. Ve yucafi fir ruku'i eydan, aynı şeyi rükuda da yapar. Aynı durumu rükuda da yapar. وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ بَعْدَهَا اِلَى بَعْدٍ, kadın ise hani daha fazla kendini gizlemeye layık olduğu için, kadın ise hem rükuda hem de secdede böyle kendini serbest bırakmaz. Erkek gibi, yani kendini serbest bırakmaz. Mümkün mertebe kendini böyle kapatır. وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ der. وَثَلَاثًا اَفْطَلُ, 3 defa demesi veya daha önce geçtiği gibi 5, 7, 9, 11 demesi daha faziletlidir. وَيَزِيدُ الْمُنْفَرِدُ وَاِمَامُ مَحْصُورِينَ رَدُ سُبُّحٌ قُدُّسٌ, bunlar Allah-u Teala'nın isimlerindendir, mübalağa sigalarındandır arkadaşlar. Yani سُبُّحٌ, bütün noksanlıklardan berisin, seni tesbih ediyoruz. Kuddusun, yücesin. Rabbul melâiketi ve ruh, Allahümme leke secettu ve bike âmentu ve leke eslemtu. Secede vechi lillezî halakahu, yüzüm secde etti. Lillezî, o kimse ki halakahu, bu yüzü yaratan. Ve savvarahu, ona güzel şekil veren. Ve şakka sem'ahu ve basarahu. Buradaki şakkaya da yine yaratma manası verebiliriz arkadaşlar. Yani kulak, hani yarma, hani kulağımız yarıktır, delik var. Göz de aynı şekilde düz değildir. Memsuh değildir, düz değildir, yarılmıştır o anlamda. Bihavlihi ve biquvvetihi, onun gücü ve kuvvetiyle. Tebarekallahu ahsenul halikin, en güzel yaratıcı olan Allah ne kadar da yücedir. وَاجْتِهَادُ الْمُنْفَرِدِ فِي الدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ, tek başına namaz kılan kişi secdede dua eder. Bu duaların da mesur olması daha iyidir. Mesur olmazsa arkadaşlar Arapça dualar olacak. Ve Arapça dua olduğunda inşallah namazı bozan bölümde de geleceğiz arkadaşlar. Hitap olmadığı sürece Arapça dua kişi dilediği kadar edebilir. اللهم اغفر لي, bu zaten mesur duadır da. Allahümme gfirli diyelim mesela, öyle bir dua düşünelim. Mesela Allahümme zevvicni diyelim mesela. Bununla ilgili hadis kaynaklarında mesur o şekilde gelmiş dua var mı yok mu tamamını bilmiyorum belki ama. Yani şöyle diyelim, kesin hadislerde geçmeyen bir duayı kişi kendisine yapabilir. Gıyaben başka birine de yapabilir ama muhatap alamaz. Mesela yerhamukallah dediğimizde bu muhataptır değil mi? Veya biri selam verdi, ve aleyküm selam demek muhataptır. Bu namazı bozar ama bunun dışında kişinin kendine dua etmesi veya isim vererek birine dua etmesi veya isim vermeden gayip damirlerini kullanarak dua etmesi sünnettir.
caizdir, sünnettir. Ve tefrikatu beynel kademeyni ve rükbeteyni vel fekhizeyni. Secde esnasında kişi her iki ayağını birbirine yapıştırmaz. Ve rükbeteyni, diz kapaklarını da birbirine yapıştırmaz. Vel fekhizeyni, baldırlarını da birbirine yapıştırmaz. Hani hatırlarsanız daha önceki dersimizde bu ihram tekbirinden bahsederken dedik ki el açık olsun ki her bir ağza müstakil bir şekilde ibadete iştirak etsin. Bunları da tek bir hale getirmeyelim. Ve vad'ul keffeyni hazve el menkibeyni. Kişi secdeye gittiğinde her iki elini omuz hizasına bırakacak. Ve dammu asabi'il yedeyni. Secdedeyken parmakları şöyle dammu birbirine yapıştıracak. Ve istikbaluha, kıbleye yöneltecek. Ve neşruha, yani böyle açacak, kabz etmeyecek. Ve nasbul kademeyni, ve nasbu el kademeyni, ayaklarını dikecek şöyle. Ve keşfuhuma, ayakların da açık olması sünnettir. Ve ibrazuhuma min thawbihi, elbisenin içinden çıkarmak da sünnettir. Tabi kadın için değil, erkek için. Yani ne yapar arkadaşlar? Hani bazen diyelim mesela uzun bir elbise giymiştir erkek. Secde ettiğinde o uzun elbisenin içerisinde olmasın ayakların. Açık olsun. Ve tevcihu asabi'ihi, ayak parmakları şöyle hani bırakıyoruz ya, kıbleye yönelecek. Vel i'timadu ala butuniha, vel i'timadu ala butunihima. Kişi şey yaptığında arkadaşlar, diyelim mesela secde ettiğinde ağırlığını neyin üzerine bırakacak arkadaşlar? O şeyin içine. Yani adam diyelim mesela bu baş parmaklarını bastırdığında dolayısıyla bu ağırlığını nereye vermiş olacak arkadaşlar? Ayak parmağının ayaklarının iç tarafına vermiş olacak. Vel i'timadu ala butunihima. Yani böyle bastıracak. Kalktığında da zaten oradan destek almış olacak. Şimdi bu secdenin sünnetleriydi. Bir de her iki secde arasındaki sünnetler var. Zaten dedi ki her iki secde arasında oturmak farzdır. Ve yusennu fil culusi beyne secdeteyni el iftiraşu. İftiraş şeklinde oturma. İftiraş şeklinde zaten biliyoruz, kalçamızı sol ayağımızın üstüne bırakıyoruz. Şeyi ise, sağ ayağımızı ise şöyle yapıp kıbleye çevirmiş oluyoruz. Ve vad'u yedeyhi kariben min rukbeteyhi, elimizi de diz kapağına yakın bir yere bırakıyoruz. Ve neşru asabi'ihime, ve neşru asabi'ihime, avucumuzu da böyle kapatmıyoruz, açıyoruz. Ve zammuhume, ne yapıyoruz? Parmakları da, avuç derken burada asabiyetten kasıt parmakları, yani şöyle yapmıyoruz ha. Şöyle neşru açıyoruz. وَضَمُّهُمَا birbirine yapıştırıyoruz. قَائِلًا رَبِّ غَفِرْ لِي وَرْحَمْنِي وَجِبُرْنِي وَرْفَعْنِي وَرْزُخْنِي وَهْدِنِي. Ey Rabbim, bana beni affet, bana merhamet et. وَجِبُرْنِي, yani yapmış olduğum hatayı telafi etmeyi bana nasip et. Yapmış olduğum hatayı cebir, telafi etme, onarma anlamında. وَرْفَعْنِي, beni yükselt. وَرْزُقْنِي, beni rızıklandır. وَهْدِنِي, bana hidayet et. وَعَافِنِي, afiyet ver. وَعْفُ عَنِّي, beni affet. وَتُسَنُّ جَلْسَةٌ خَف۪يفَةٌ لِلْاِسْتِرَاحَةِ قَدْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. Her iki secde arasındaki oturuş kadar. قَدْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. Burada arkadaşlar şeyin sıfatıdır. جَلْسَةٌ خَف۪يفَةٌ, bir başka sıfatıdır. Yani celse bir, hafife, daha doğrusu hafifenin sıfatıdır. Celse zaten faildir. Hafifetun onun sıfatıdır. Kadrel culusi beyne secdeteyni de, yani o celsenin miktarından bahsediyorum. Bu da şeyin ikinci sıfatıdır. Celsenin ikinci sıfatıdır. Ba'de kulli secdetin yekumu anha. Secde ettikten sonra adam ayağa kalkıyorsa. Diyelim mesela ilk şeyde
ilk secdeyi yaptıktan sonra ikinci rekata kalkıyoruz. Ama şey değil, illa secdete tilaveti, tilavet secdesinde direkt kalkıyoruz. Orada celse-i istirahe yapmıyoruz. وَالْاِعْتِمَادُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ Diyor ki kıyama kalkarken de ilk secdeyi bitirip ikinci rekata kalkarken de eli yere koyup yerden destek alarak ayağa kalkmak. Bazılarımız dizden destek alıyor ama sünnet olan yerden destek alıp ayağa kalkmaktır. Arkadaşlar bu dersimizde secdeden ve her iki secde arasındaki oturuşta yapılması istenen sünnet davranışlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde inşallah namazın sünnetlerini bitireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.